Mustafa Kemal, Cumhuriyet rejiminin ruhu gereği demokrasiye geçilmesini ve bu amaç için siyasal partilerin önemini sözlerinden hangileriyle ifade etmiştir? Bakalım arkadaşlar. Milli egemenlik esasına dayanan ve bir hassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partileri mevcudiyete tabidir. Tabii ki arkadaşlar bakın devamını okumamıza bile gerek yok. Çünkü siyasi parti diyorsa zaten Cumhuriyet rejiminden bahsediyordur diyebiliriz. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftardır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Arkadaşlar zaten yine cumhuriyetten ve demokrasiden bahsediyor. Doğru. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Bir cumhuriyeti kurduk. O 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Tabii ki arkadaşlar burada da hem cumhuriyet rejiminden bahsedilmiş, hem demokrasiden bahsedilmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Buna göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın çalışma ilkeleri şunlardır. Egemenlik millete aittir, TBMM'nin üstünde bir güç yoktur, bütün yasaların yapılmasında ve uygulanmasında milli egemenlik esasları içinde çalışılacaktır, saltanatın kaldırılması hakkındaki karar değişmez ilkedir. Bakalım öncelerimiz arkadaşlar. Hanedan üstünlüğüne dayalı devlet yönetimine son verildiği. Tabii ki arkadaşlar saltanat kaldırılıyormuş zaten doğru. Geleneksel yönetim yapısında köklü değişiklikler yapıldığı, tabii ki arkadaşlar saltanat kaldırılmış ve TBMM'nin üstünde hiçbir gücün olmadığı söyleniyor. Doğru. İstanbul hükümetinin yok sayıldığı, tabii ki arkadaşlar bunu yine TBMM'nin üstünlüğünden çıkarabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip olan memleketlerde siyasal partilerin bulunması doğaldır. Sözü doğrultusunda oluşumlarından hangilerine önderlik etmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuştu zaten ama tam bir demokrasi sağlanabilmesi için birkaç tane aslında parti olması gerekiyor. Bu sebeple Mustafa Kemal çok partili hayata geçiş sürecinde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması konusunda önderlik ediyor. Onun fikri ve isteğiyle kuruluyor arkadaşlar. Ali Fethi Okyar'a Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmasını söylüyor. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacak. Diğer partiler arkadaşlar muhalefet partileridir direkt olarak. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Cumhuriyet idaresinin temel esasları arasında yer almaz? Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan bir yönetim biçimidir. O zaman halkın ön plana çıktığı kavramlar cumhuriyetle alakalı olacaktır. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar hukuk üstünlüğü tabii ki halkı ön plana çıkaracaktır arkadaşlar. Hukuk önünde herkesin eşit olduğunu savunan bir düşünce sistemidir. Sosyal devlet tabii ki yine halk için önemli bir kavram arkadaşlar. Çünkü sosyal devletlerde halkın istekleri ön plandadır. Siyasal eşitlik Siyasal olarak herkesin oyu eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. Tabii ki bu da cumhuriyet rejimi ile alakalı olacaktır. Devletçilik ilkesi ise cumhuriyet rejimiyle direkt olarak alakalı değil arkadaşlar. Yani onun temel esası değil. Çünkü devletçilikte de halk değil devlet ön plandadır. Yani devletin istekleri ön plandadır. Devletin yararına olan şeyler ön plandadır. O yüzden değişiklik olmaz. Adil yönetim tabii ki yine halka fayda sağlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu duruma gelişmelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Milli egemenlik ve eşitlik esasına göre kurulan cumhuriyet yönetiminin kökleşmesi, halkın üzerinde nüfus sahibi olan ve eski düzen özlemi içinde olan bazı kişi ve grupları rahatsız etti. Bu kişi ve gruplar halkın dini duygularını, bölgesel ve etnik farklılıkları kullanarak ülkede karışıklıklara yol açtılar. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Şeyh Said İsyanı. Arkadaşlar Şeyh Said İsyanı yine şeriat isteyen insanların ve Cumhuriyet rejimine karşı olan insanların çıkardığı bir ayaklanmadır. Aynı şekilde Menemen olayında da aynısı olmuştur arkadaşlar. Ee, Kubilay olayı olarak da tarihe geçer. Bir öğretmen arkadaşlar öldürülmüştür. Şehit edilmiştir. Bu da doğru. İzmir suikasti ise Atatürk'e yapılacak olan bir suikasttır. Cumhuriyet rejimine karşı olanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sebeplerle Tabii ki doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu durum yargılarından hangilerine kanıt oluşturur niteliktedir? Bakalım arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ana ilkeleri şunlardır. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır. Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılmalıdır. Parti ülke yönetiminde merkeziyetçiliğe karşıdır. Serbest ekonomi politikası izlenecektir öncüllerimize bakalım ekonomide liberalizmin savunduğu arkadaşlar serbest ekonomi liberalizm demektir zaten doğru feodal yönetimlerin desteklendiği hayır arkadaşlar merkeziyetçiliğe karşı diye illa feodalite olacak diye bir durum söz konusu değil. Toprak ağlığını feodaliteyi desteklemeyecek tabii ki. Mustafa Kemal'in güç ve otoritesinden rahatsız olunduğu. Arkadaşlar şurada bakın Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılmalıdır diyor ya. Buradan tabii ki bunu da çıkarabiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olmalıdır. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Dünyada oluşan ekonomik bunalımın ülkemizde meydana getirdiği sorunları çözmek için bazı aydın ve yazarlar serbest cumhuriyet fırkasının içinde çalışmalar yaparak devletçilik modeli yerine liberal ekonomik modelin uygulanmasını talep ettiler. Parti çok kısa bir zaman diliminde güçlü bir muhalefet partisi haline geldi. Ancak cumhuriyet ve inkılaplara karşı çıkanlar serbest cumhuriyet fırkası etrafında toplandılar. Partinin kurucusu Ali Fethi Bey bu olumsuz gelişmelerden genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zarar görmemesi için partiyi kendi isteğiyle kapattı. Bakalım arkadaşlar ulaşılamaz diyordu. İnkılapların korunması amacıyla Türkiye'de uzun süre tek parti rejiminin benimsendi. Burada sadece e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatıldığı belirtilmiş arkadaşlar. Tek parti mi var? Daha başka partiler var mı? Bu belirtilmemiş. O yüzden A şıkkına ulaşamayız. Halkın henüz demokratik olgunluğa ulaşmadı. Arkadaşlar zaten halkın içerisindeki insanlar da bu duruma karşı geldiği için demokratik olmuyor arkadaşlar. Tabii ki doğru. Serbest piyasa ekonomisi isteğinin muhalefet aracı olarak kullanıldığı. Evet arkadaşlar çünkü Cumhuriyet Halk Fırkası devletçiliği benimsemişti. Serbest Cumhuriyet Fırkası için liberalizmi benimsemiş arkadaşlar. Doğru. Ekonomik krizin etkilerinin siyasi alanda da kendisini hissettirdiği. Zaten arkadaşlar ekonomik bunalımın ülkemizdeki sorunları çözmesi amacıyla arkadaşlar böyle partiler ortaya çıkmaya başlıyor ve partiler farklı fikirler sunmaya başlıyor. Doğru. Halk arasında mevcut siyasi düzenden hoşnut olmayan kesimlerin bulunduğu. Tabii ki arkadaşlar zaten partiyi bu sebeple Alifeti Bey kapatıyordu. İnkılaplara ve cumhuriyete karşı çıkıldığından dolayı. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Mustafa Kemal'in bu sözüne durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Dış politika bir toplumun iç yapısıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Çünkü iç kuruşa dayanmayan dış politikalar her zaman yenik kalırlar. Bir toplumun iç yapısı ne güçlü ve sağlam olursa dış politikası da o oranda güçlü ve dayanıklı olur. Yani arkadaşlar bize içeride yaşanan bir olayın dışarıya etkisini soruyor. Bakalım öncülerimize. Şeyh Seyit isyanı sırasında Musul'un elden çıkması. Bakın arkadaşlar içeride yaşanan bir isyan sonucu bir toprağımızı kaybetmişiz doğru. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması sonucu Menemen isyanının yaşanması. Arkadaşlar bu tamamıyla içeride olan bir olay dışarıya bir etkisi yok. İkinci Dünya Savaşı tehlikesine karşı Fransa'nın Hatay'ın ana vatana katılmasını onaylaması. Bu da arkadaşlar Fransa'nın ana vatana katılmasını onaylamasıyla alakalı. Yani İkinci Dünya Savaşı korkusundan dolayı Fransa bunu yapıyor ve dışarıdaki bir olay içeriği etkiliyor. Bize neyi soruyordu? İçerideki bir olayın dışa etkisini soruyordu. O yüzden bu da olmaz. Doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu duruma gelişmelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Atatürk tarafından oluşturulan Türk dış politikasının en önemli özelliklerinden biri de barışı ve milli menfaatleri esas almasıdır. Bakalım arkadaşlar. Balkan Antantı. Balkan Antantı arkadaşlar batı sınırımızı korumak amacıyla Balkan komşularımızla yaptığımız bir antant. O zaman milli menfaatlerimiz olmaz mı? Tabii ki olur. Sadabat Paktı ise doğu sınırımızı korumak amacıyla yapılmış bir paktı arkadaşlar. Yine doğudaki komşularımızla yaptığımız bir anlaşma aslında. Montreux Boğazlar Sözleşmesi tabii ki arkadaşlar yine bizim için olumlu bir durum. Yine milli menfaatler aynı zamanda barışı da arkadaşlar gösterir. Boğazların egemenliğini elimize aldığımız sözleşme aslında bu. Bu da olur. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Verilen diyagramda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir? Milli politikada bağımsızlıktan asla ödün verilmemelidir. Yurtta barış dünyada barış ilkesine dayanmalıdır. Misak-ı milli kararlarına uygun olmalıdır. Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesi benimsenmelidir. Arkadaşlar bu tabii ki bizim hangi politikamız? Tabii ki dış politikamız arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım ama milli güç unsurları değil tabii ki. İç politikanın temel ilkeleri değil arkadaşlar. Bakın yurtta da barış, dünyada da barış diyor. Değil. Dünya barışını sağlayabilirsiniz sağlayan çalışmalar tabii ki değil arkadaşlar. Mütekabiliyet esasları yani karşılıklılık bundan da bahsetmiyor. Doğru cevabımız elbette A şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu sözleri Türk dış politikasının aşağıda verilen temel esaslarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber yolun kabul edilebilir, mantıklı ve özellikle ilmi olması şarttır. Arkadaşlar ilmi dediğine göre zaten direkt akılcılık diyebiliriz. Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Yani arkadaşlar hem gerçekçilikten bahsediyor hem büyük hayaller peşinden koşmamaktan bahsediyor. İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Arkadaşlar burada bahsedilen şey eşitlik değil mi? Tabii ki eşitlik. O zaman D seçeneğine de ulaştık. Dış siyaset iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorunluluğundadır. Yani iç teşkilatın dayanamayacağı genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler. Bakın arkadaşlar burada yine hayali diyor. Yine gerçekçilikten bahsediyor aslında. Bu sebeple doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sadece Türk kamuoyunu dikkate alınmasıyla alakalı bir söz burada yok arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği.